أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet. 275. mektup. İmam Rabbani Hazretleri, evet, bu 275. mektupta özetle genel olarak diyor ki bir yeri, bir memleketi, tasarrufunu, özet yani, elde etmenin uç yolu var. Tasarrufunu yani, oranın idaresini ele almak yolu, uçtu diyor, özet yani. Orada böyle ibare yok mu? Orada öyle anlıyoruz. Birincisi, orada şeriat ilimlerini yaymak, yani medrese açmak, her mahallede, her bölgede. İkincisi, bidatlerin çok saldığı yerlerde, hurafe var, bidat var. Öyle yerlerde de daha ziyade fıkıh hükümlerini canlandırmak, orada fıkıh hükümlerini. Yani insanlara ilmihalini öğreteceksin, şeriatı öğreteceksin, fıkıh. Yani hocam medresesi olacak, talebe olacak, dışarıda sohbet olacak, insanlara da ilmihalini, dinini öğretecek. İkincisi bu. Üçüncüsü de ehlullah'a muhabbet, yani tarikat dersi ele almış olacak. Tarikat dersini o kişi de yaparsa, muhabbet alırsa, ki başka mektupları birleştirsek şöyle diyor İmam Rabbani Hazretleri 260. mektupta, mürid şeyhine rağbet ettiği anda teveccüh diyor, rağbeta, şeyh de o anda ona teveccüh eder. Yani Kabe köprü var ya, kim rağbet ediyor, dünya neresinde olsun, mesafe yok rağbetada. O zaman şeyhin kalbinden müridin kalbine doğru bir revzene açılır. Pencere demek, revzene. Pencere şöyle, esin taht evler olur, böyle bir tane böyle çıra olur, çıkar oradan bir delik açılır. İçeriden öyle güneş içeri vurur, güneş ışınları içeriye doğru o delikten. Ona ravzene derler. Öyle hayal edelim. Demek ki sen rağbet ediyorsun, şeyhin de o anda sana teveccüh ediyor. Allah'tan onun kalbine gelen bütün fuyuzatlar öyle bir pencere açılıyor. Ama bu Allah'tan gelen bir envar, nur. Şeyhin kalbinden düşün ki bir pencere açıldı, o nur ta 3000-5000 kilometre uzaktaki insanın kalbine o nur tecelli ediyor. Şimdi gördün mü üçüncü şeyi, rabıtayı, işte muhabbet dersini yaparsa, o zaman da oranın tasarrufu o kişiye verilir, ona verilir. Hiç yere kabahat bulma, bura böyledir, öyle çorak yere var ki orada ne talebe çıkar ne bir şey, ama o kişi orada tarikat dersini yaptığından dolayı tasarruf verildi. Bura tamam elhamdülillah. O zaman öbürü taraf, öbür taraf öyle derken Türkiye'nin tasarrufu o zaman İslam'a verilecek. O zaman Efendi Hazretleri'nin dediği her mahalleye ne yapın? Medrese açın dedi, değil mi? Üç yılda Türkiye İslam gelecek diyor. Tasarruf. Allah tamamlamak nasip etsin inşallah. Bu özetiydi. Şimdi bitireceğiz çünkü evet yoruldunuz, geze kalktınız. Size düşünmek lazım. Diyor ki bunun için diyor İmam Rabbani Hazretleri, hocaların paçaları sıvaması lazım, kemerleri bağlaması lazımdır. Âli himmet olması lazım. Âli himmet olursa, böyle çalışırsa o ulema zümresinden sayılır diyor. Ve zikru kalbi. Şimdi ikinci bir paragraf açtı. Kalbi zikir. Yani tarikat dersi. Nedir? Ellezî o kalbi zikir ki, ama şartı var. Ucistum bihi, onunla icazetlendiniz. Yani istiharına çıktı ve istiharın karşılığına çıktı ve icazetli olarak, izinli olarak eve zikir edebilirsin. Şimdi sen oldun icazetli. Öbürü icazetsiz, o da sevap alır. Nasıl oldu icazetli? Bir insan kendi başına hafızlık eder. Öyle bazı var. Yap. Hocam var mı? Yok. İnkıta var. İcazetli değilsin. Kendi başına okumuş, Arapça bir şey de biliyor, vaaz eder. İcazetli değil.
O icat öyle bir şeydir ki hocanın hocası ta nereye gidiyor? İmam Azam'a, Hammad'a gidiyor, Alkame'ye gidiyor, Ablayın Mesud'a gidiyor, Resulullah'a gidiyor, Mevla'ya gidiyor, değil mi? Yani icazetli olunca o zaman oradan da büyük füyüzat geliyor işte. İcazetli olmuş olduğunuz, yani almış olduğunuz tarikat dersi nedir şimdi? Bir de ona bakalım. Bir dersimiz yapmamız var. Yapıyorum. Ha, bu neye faydası var? Onu diyor. Mu'eyyidun, bu da teyit edicidir. Destekler, yardım eder. Li'tiyanil ahkami şeriatı, şeriatın hükümlerini yaşamaya. Gördün mü? Efendimiz ne buyuruyor? Büyük dönüşler hep kitap ve sünnet, bunlar tarikatını yaşayan şeriatı da yaşar. Tarikatını yapan şeriatı da yaşar. Şeriatı yaşayan da tarikatını yapar. Bu birbirine. Yani şeriatın hükümlerini yaşamaya yardımcıdır. Ve dafi'un başka nedir? Defedicidir. Ne izdeki kalbi zikri değil mi? Defediyor. لِعِنَادِ النَّفْسِ الْاَمَّارَنِ Nefsi emmarenin inadını da def ediyor. İnat da istemiyor da ibadet. O zaman ben bunu nasıl kurtulacağım? Dersin yapacaksın. Buna sarılacaksın. Def edicidir inadını. Etrafına dolaşıyor. Yapma, etme, Kur'an okuma, etme, eğlen. İkinci faydası, nefsi emmarenin inadını da def edicidir. Netice, raporu yazıyor ona bana. Feyyembeğe, o halde gerekir. Hepimize. İcra-u hâzet tarîkî eyvân. Bu tarikat dersini yapmak gerekir. İcra etmek gerekir. İcra, değil mi? İcra. İcraat var mı? İcraat. İşte bu. Söz var ama icraat yok. Söz var, icraat var. Nasıl oluyor? İmam Gazali Hazretleri diyor, bu neye benzer? Oku amel etme. Bu neye benzer? Evvel velet kitabında diyor ha. Küçük bir risale, onu çocuktan okuması lazım. Bir adam 50 sene abdest alır ama namaz kılmaz. Aynı ona benzer. 50 sene abdest almış da namaz kılmadı. Neye yaradı? İlim öğrendi, amel etmedi. Tarikat tesisini icra etmek lazım. Ve en la tahzun. Şimdi burada soru var sanki. İki cümlede okuyalım. İyi de ben bu kadar çalışıyorum ama ben daha hiçbir manevi hal göremedim kendimde diyorsan وَاَنْ لَا تَعْزُنَا Üzülmemek lazımdır عَلَى عَدَمِ الْاِتْلَى عَلَى اَحْوَالِكَ Manevi hallerine muttali olmamana, vakıf olmamana üzülmemek lazım. Üzülme diyor. Üzülme. Efendimiz'in bu kişide bir duydu mu? Bir ihvanım bana diyor ki, Efendimiz'in ben önce çok feyiz alıyordum. Böyle rüyalar zorunda görürdüm, şimdi alamıyorum. Ben dersimi ilerleyince, ben buyurdu, ilerledi de kendini bana şikayet ediyor. Tarikata ilerleyince bağlıyor senden de. O çocuğa veriliyor da, rüyalar. Bunu anlayacak şimdi. Hadi bakayım, medresin olacak, eğitim olacak, sohbet edeceksin, insanı uğraşacaksın. Hep izinli olsun. Peki. Vehval ashabike veyahut da sen kendi haline vakıf olamıyorsun diyorsun. Bir de ashabın hallerine, yani talebenin, ihvanın manevi hallerine vakıf olamamana üzülmemek lazımdır. Şimdi bu çok mühim nokta. Ha, şeyh vakıf olur. Ama bazı insan da vakıf olamaz. Değil mi? Olan da olur. Diyor bakalım. وَاَلَّا تَجَعَلَهُ delile bunu delil kılmamak lazım. Ne عَلَى عَدَمِ الْحَاصِلِ فِيكَ Sen de bir şey olmadığına bunu delil de kılma. Ya bu adam anlatıyor, bir şeyle şöyle gördüm böyle. Ben hiç görmedim ya. Hiç vakıf olamıyorum. Ha? Yani şeyh mürid hallerini bilir. Yeri gelirken söyleyeyim şimdi. Yani sen burada kendini anlatmadın ama aklıma geldi. Bir gün bir hasta oldum. Yani o zaman da soba var, soğuk var, soğuda değinemeyiz. İşrak saati ama böyle ter. Ya şimdi oturacağım derse oturamıyorum. Odaya gidip geliyorum. Yorum şu saatte efendileri işrak saati şeyhin seni görüyor. Ya niye yatıyorsun? Ya hastayım. Uyuz meştir, git gel. Böyle en az 5-10 dakika. Dedim oturacağım derse, feyiz gelirse yapacağım, yoksa yatacağım hasta. Neyse oturduk, bir iş üstüne geldik efendim hastayla. Odadaydı. Elini alırdı, ellerimi çekmezdi. Şöyle buyurdu, dersinde çalışıyorsun, haberin var. Vallahi. O anda aklıma Arapça dersleri geldi.
Arapça her dersten, sonra dedim ki Arapça dersten her gün çalışıyorum ben. Hele bu okutuyorum, Allah Allah, demek şeyhimiz senin orada hareketinden haberdar. Allah bizi şeyhsiz bırakmasın, sahipsiz bırakmasın. Bu olacak, şeyhini hafta bir yana gizlesin, kontrol ediyorsun. Ama ben bunu yapamam dedi. Şimdi efendinin yanından. Hazreti Osman Efendimiz öyle demedi mi birine? Bir gayri ihtiyar olarak kadına bakmış. Sonra Hazreti Osman Efendimiz'in huzuruna çıkmış. Dedi, bir harama bakan, gözü harama, ilişen bir adam. Emirül müminin yanına böyle nasıl gelir? Efendim diyor, böyle gelmeyin yanıma. Allah başsız bırakmasın bizi inşallah. Sahipsiz bırakmasın. Bakanın sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu. Bitirelim. Cevap diyor ki şimdi netice böyle bir şey ben göremiyorum. Talebin hala vakıf olamıyorum. Bu senin sende bir şey olmadığına delil değil. Ve ehvalü ashabi kafiyetun. Senin diyor ashabının, ihvanlarının halleri kafidir, yeterlidir. Lil mir'atiyeti ayna olmaya li kemalatike senin kemalatına. O aynadırsın. Senin cemaatin gördüğü rüyalar, suratlar onun için anlatacak şeyhine. Anlatmalı. Ha, oradan bakacak ki demek ki şu adam bana aynı oldu. Mevla Teala bendeki hali bunu aksettir. O talebenin, ihvanın manevi halleri ayna olmaya yeter. Onlara bak. Sen göremiyorsun, o görüyor. Hocamız anlattı, dedi orta bir hoca vardı. O şimdi talebesi ders halkasında hocam ben Hızır Aleyhisselam'ı görüyorum. Dedi oğlum sen görüyorsun ben niye göremiyorum dedi ya. Bir daha gördün mü sor ona. Gördü dedi ki sen hocam çok dedi çalımlı sarık sarıyor dedi o zaman. Ondan sonra sarık sarı ondan sonra böyle saçaklı yaptı böyle tamam mı? Yani Hızır Aleyhisselam biraz derviş tipi ya. Onun için saçaklı Osman Efendi dediler ona. Demek ki herkes göremiyor o görüyor ama yine de hocasından şeyhinden bilmeli. Bilmeli. Arkadaşlar Hindistan gezisine gitmişler. Orada Muhammed Bakı Billah'ın kabrinde feyze böyle çarpılmışlar. Efendimiz'in yadıyla ama böyle etkilenmişler. Efendimiz dedi, ne gördünüz? Efendimiz sizin büyüklüğünüzü gördük. Oradan da feyiz alsan kim demeyeceksin onu? Ya Efendimiz yoklama yapıyor, sonta vuruyor. Ne gördünüz? Gördük senin büyüklüğünü. Şimdi gönderirsin diye bir talebe, senden belli bir yere kadar okudu. Ondan sonra ilim böyle kemalat ister. Ondan okul bir şere der ki, ooo benim hocam daha önce bir şey bilmiyor der. Nankörlük yapma, yapma. Seni buraya kadar getirdi de, bu cemaati kim yetiştirdi? Efendi Hazretleri kim, hepimizi kim yetiştirdi? Efendi Hazretleri dedi, kendimize bilmekten Allah muhafaza eylesin. Tamam. Dedi ya fazla ölmeyeceğiz ama burada inşallah devam edeceğim mektuba. Evet. Ve ma zahre fil ashab innema hu ehvaliyen. Senin cemaatinde gözüken manevi haller senin manevi halindir. Bir tarih inikas. İnikas yoluyla onları aksetti ya değil mi? Allah Teala bu yolda bizleri daim eylesin inşallah. Anın feyzi kemali vas olunmaz. Tarikatta anın bir feyiz bulunmaz. Ona hem sahi kıyas olunmaz ki 70 bin veli serdarı ya, evet, Purnaz, gönül ver Ahmet'e hak edelim cemali bakıyorum. İmam Rabbani feyzi üstünü tarif edilmez. Onun tarikatında feyiz almayan bulunmaz. Onun tarikatında feyiz almayan bulunmaz. Bak Hindistan'a gittik de, burada vardı ya, Ulukat Şehir 2017'de. Oradaki imam küçük bir mescit böyle, İmam Rabbani'nin yeri. İmam anlattı oranın imamından. İmam Rabbani Hazretleri arkadaşı Haşim Kişmi ile beraber daha Muhammed Bakı Billah'a intisap etmeden hacca gidiyorlar. Delhi'ye uğradılar. Delhi'ye. Dedi ona ki burada bir şeyh efendi var dedi. Ona dedi uğrayalım, elini, duasını alalım, elini alalım. Oo çok severim dedi ehlullah dedi. O zaman Muhammed Bakı Billah'ı görür görmez çekti onu. İmam Rabbani Hazretleri'ni. Ve kaldı orada. Bir adım daha atamadı. Ve hacca gidemedi. Gitmedi hacca. Sonra Serent'e gönderdi onu. O imam bize dedi ki bak dedi bak şu arka yer Allah-u Teala Kabe'yi, Beytullah'ı gönderdi İmam Rabbani'ne dedi. Orada onu remzetmişler yani. İşaretini yapmışlar. Beytullah.
Ya Rabbim böyle bir zat 2000 yıl müceddidir. Allah onun feyizine cümlemizi nail etsin. Sair meşayih onunla mukayese olunmaz. Bak diğer meşayih, şeyh de onunla mukayese olunmaz. Kıyas benzetme, karşılaştırma. Ki 70 bin veli serdarı Purnas. İmam Rabbani ki 70 bin velinin reisidir. 70 bin velinin reisidir ya, onun mektubatını okuyoruz. Allah tasarrufuna nail etsin bizi inşallah. Naz ve niyaz doludur Purnas. Naz, niyaz doludur, nazlıdır. Serdar başkumandan reis demek, Purnaz'da nazla dolu demektir. Gönül ver Ahmet Akay'den cemali vakamas edelim. Gönül ver İmam Rabbani Hazretleri Ahmet Akay'den. Ona gönül versek Hakk'a gideriz. Allah Teala evet bu beytine sırrına mazhar eylesin inşallah. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala آل سيدنا محمد